Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün paraşüt ipinden bileklik yapacağız. Bitmiş hali şöyle bir şey olacak. Aynı şekilde bileğim dolandı. Önce paraşüt ipinden bahsedeyim. Paraşüt ipi hayatta kalmada çok işlem görecek bir icat. Çünkü kendisi adından anlaşılacağı gibi paraşütlerde kullanılıyor ve bir parçası şöyle yekpare 250-300 kilogram çekiyor. Bu da çok başarılı. İçinde şöyle 7 parça var. Şunlardan 7 parça var. Bunlar 7 parçanın içindekinden bir tanesi de, yani her o 7 parçanın bir tanesi de şöyle 3 parçadan oluyor. Şöyle. Bunlardan bahsediyorum çünkü hayatta kalırken, yani doğada ihtiyacınız olduğu zaman bilekliğinizden aşağı yukarı 2 metre, 2 metreye yakın bir ip oluyor. Şöyle. Onu açtığınız zaman 2 metrelik bir ip her işinizi görüyor. Olmadı. Yine açarak, yani şundan 7 parça var. 7 kere 2 14 metre oluyor. Sonra 14 metre ve 2 metreye düşüyor. Siz de 2 metreden, hatta şu siyah bandı da sayarsak 2 metre de o yekpare. O açılmıyor tabii. Kullanışlı bir icat ip oluyor. Balık tutarken veya işte çadır yaparken, kendinize barınak yaparken ihtiyacınız olan her şeyi yapıyorsunuz bununla. O yüzden çok başarılı. Şimdi bilekliğimize gelelim. Bileklikte şöyle bunu ben yine bir bileklikte söktüm. Bir ihtiyacım vardı, söktüm. Yeniden yaparken göstereyim dedim. 2 metre ip. Bir tane makas. Bir tane çakmak. Bir de ben ekstradan çay kullanıyorum. Pense kullanıyorum. Kerpeden. Nerede kullanıyorum onu? Şöyle göstereyim. Mesela diyelim ki şu ucunu yakıyorsunuz. Yani eritiyorsunuz. Ama elinize dokunursanız eliniz yanar. Ama penseyle şöyle sıkarsak daha güzel oluyor. Elimiz yanmadan kullanmış oluyoruz. Neyse, şimdi olaya dönelim. Olay, gövdeyi şöyle tutuyorum ben. İpim de 2 metre. 2 metrenin şöyle tam ortasını buluyorum. Nereden başladığı önemli değil. Ben böyle başlıyorum. Tam ortası. İster böyle yaparsınız, ister böyle. Size almış bir şey. Tam ortasından şöyle şu kadar bir mesafe bırakıyorum. Gövde de bileğimizi saracak kadar oluyor. Şöyle ayırayım. Gövde şöyle bileğimizi saracak kadar oluyor. O da aşağı yukarı 50 santim falan sanırım. Tabii bunlar, yani rakamdan çok bir emniyeti yok çünkü size kalmış. O sizin boyunuza göre istediğiniz kadar kullanabilirsiniz. 2 metreyi 3 metre de yapabilirsiniz eğer kocaman bir şey istiyorsanız. Sadece bileklik değil, boyunluk da yapabilirsiniz. Boynunuza bir şey de yapabilirsiniz veya işte belinize kemer yapabilirsiniz. Bunun bir ucu yok yani. Neyse, ben şimdi bileklikten bahsediyoruz. Konu da almadan bilekliği. Şöyle ben bir düğünü katıyorum. Tam böyle ortadan çıkartıyorum. Onun da sebebi göstereceğim. Şöyle tam ortadan çıkarttıktan sonra sıkıyorsunuz. Şunun arkasından da çıkartabilirdim. Yani şuradan. Şöylemesine. Ama ben buradan istedim ki buradan yapıyorum. Çünkü kaymayacak ama kayarsa eğer şöyle çıkmasın diye gövdesinden. Bu yüzden şöyle tam ortaya ayırdıktan sonra boyunu sıkıca buraya bir sıkıyoruz. Sonra iki tane altın kural var. Bir tanesi devamlı düzenli olarak gitmek. Bir tanesi de normal düğünü katmak. Normal düğünü nasıl atacağız arkadaşlar? Şöyle. Onu da göstereyim tek tek de. Çok, aslında çok basit. Kafa karışıyormuş gibi duruyor ama aslında değil. Şimdi başlangıçta şöyle bir tanesi üstte olacak.
Şöyle. Bir uç üstte. İkinci uç. İkinci uç. Diğer üstten geleni şöyle burasından değil. Şöyle dolaşıp gövdenin altından diğeri gövdenin üstüne gelmiş oldu. İkinci uç gövdenin altından şu aradan çıkıyor ve alın size bir düğünü olmuş oluyor. Bunda ne kadar sıkı yaparsak o kadar ihtiyacımız olacak. Sonra şimdi burada ikinci altın kural çok önemli. Çünkü bu düzeni kaçırırsanız düzgün olmuyor, dönük olmaya başlıyor. Şuradaki sırt, daha doğrusu şu üstten gelen kısım her zaman üstte kalacak. Yani şöyle, ne oldu? Bunu üstte koydum. Diğer tarafı üstte koyamam çünkü dönük oluyor. Onu da ileride göstereceğim, biraz ilerledikten sonra onu da göstereceğim. Ne yaptık? Üstten diğeri üstten gelin çevresinden dolaşıp şöyle alttan şu aradan çıktı. Şöyle sıkıyoruz. Sonra bir daha nereden geleni yapacağız? Mecbur. Üstten gelen şu sırtın olduğu kısımdan. Yani ister üstten geleni takip edin, ister şu üstten sırtı olanı takip edin. Üste, diğeri çevresinden şöyle altına şu boşluğa çıkıyor. Şuraya güzel sıkı bir düğün katıyoruz. Yine üstten gelen şuradan sırt buradan şöyle birleştiriyorum. Diğeri onun etrafından dolaşıp şuraya alta. Şöyle gözüküyor. Çektiğiniz zaman zaten kendinden oturuyor. Sıkı yapıyorsunuz ki yapın. Elinden geldiği kadar sıkı yapın. O zaman kaymasın. Yine üstten gelen alttan gelen diye ayırıyoruz. Üstten gelen alttan üstten gelen buraya, alttan gelen şuraya. Eğer ki bunu yapmazsak ne olur? Göstereyim. Alttan gelen bu, değil mi arkadaşlar? Üstten gelen bu da. Alttan geleni üste koyarsam yine aynı şekilde düğünü katıyorum. Sistem aynı. Birincide bir şey olmuyor. Tamam mı? Devam ediyorum. Yine şaşırmış oldum. Devam ediyorum. Üstten gelenin devam. Üste koydum yine. Bakın şöyle bir karışıklık oluyordu. Veya daha da yine iki defa üst üste şaşırmış olursunuz. Üstten gelen bu ama siz yine alttan geleni koymuş olursunuz buraya. Üste yani. O zaman da şöyle bir şey oluyor. Şöyle dönmeye başlıyor. Bu da dönerek gitmiş oluyor. O zaman kullanışlı olmuyor. Onun yerine her zaman şunu yapıyoruz. Dikkat ediyoruz. Şu sırtın olduğu kısımdaki ucu ya da buradan üstten geleni takip ediyoruz. Hep o üstte kalıyor. Üste etrafından dolaştık. Altına şöyle güzelce ne sıkıyoruz. Bir daha üstten gelen buraya gidiyor. Sırt burada. Üste etrafından dolaşıp altına şu boşluktan çıkartıyoruz. Ve devamında şöyle bir şey oluyor bize. Bakın. Beraber devam ediyor. Ya da şöyle bakın. Şöyle devam ediyor. Bitirmeyi de anlatayım. Bitirmede şöyle bir şey. İsterseniz şöyle şuradan altına diyelim ki şuraya kadar geldiniz. Şu kadar bir uç kalır zaten tahminim. Ben de öyle oluyor. Sonra
Şöyle isterseniz bir düğünü katarsınız. Şöyle. Şöyle bir düğünü katarsınız. Makas. İşte burada makas devreye giriyor. Şuraya kesip çakmakla yakıp penseyle de isterseniz böyle, isterseniz istediğiniz gibi yani elle, isterseniz şöyle ezebilirsiniz. Bu birinci şekil. Bitmişi şu oluyor. Bakın. Şöyle mesela. İkinci de, ki ben daha çok onu tercih ediyorum. O da şu. Diyelim ki şu kadar geldiniz. Şu uçlar kaldı. Şuradan şöyle dipten kesiyorsunuz. Sonra yakıyorsunuz. Eritip ardından şöyle birbirine yapıştırıyorsunuz. O zaman da şu oluyor. Kolundaki gibi. Şöyle yaktık, erittik. Şöyle yaktık, erittik. Bu kadar basittir arkadaşlar. Ucuna da şöyle birleştirdikten sonra, dediğim gibi bu ucuna şöyle düğünlük, gövdenin düğününü atıyorum ben. Ama isteyen bazı arkadaşlar şey de yapıyor. İsterseniz şöyle sıkı bir yapabilirsiniz. Daha da kısa yapabilirsiniz. Ben sevmiyorum. Bir de buraya düğme takan arkadaşlar da var. İsterseniz öyle de düğme de takılabilir tercihen. Bu tamamen tercih meselesidir. Bu yüzden şöyle bir bileklik sistemi var. Çok da başarılı. Paraşüt tipi çok başarılı esasında. Şimdi ben gelecek videoda da şey yapacağım. Saatimin kordonları koptu. Şöyle bir kordon yapmayı düşünüyorum. Ki kordon takmaktansa ip takmak daha güzel. Daha sonra ip takıyorum. Yani saatim şöyle. Burada olmuş olacak. Şöylemesine olacağını düşünüyorum. Gelecek videoda onun o olacak. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum yapmayı, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Daha birçok videom var. Daha birçok video fikri var. Bunların hepsini yavaşça sizinle paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler.